Şimdi mukabele okurken tabii Efendi Hazretlerimiz bir geliyor. Şimdi Efendi Hazretlerimiz, düşünebiliyor musun? Mukabele esnasında Efendi Hazretleri geliyor. Ve sen mukabele okuyorsun. İnanın o zevki, o tadı şu anda şu ekranda yakaladım biliyor musunuz? Samimi söylüyorum. Şimdi Efendi Hazretleri İsmail Ağa'da mukabele okurken, dedim ya, bir bir, bir sene, 12-13 yaşlarında. işte asıl konuya geliyor Efendi Hazretleri bir geliyor, Kaddesalı Hazretleri ...mukabele esnasında efendi gelirse... ...samimiyetle söylüyorum... ...bakın... ...herkese heyecanlanırım ama... ...efendiye heyecanlanmıyordu... ...ne için... ...çünkü biliyorum ki... ...sultanım... ...efendi askerim... ...benim... ...iksiyim aramaya gelmiyor... ...yanlışım aramaya gelmiyor... ...bakayım bu nasıl okuyacak diye gelmiyor... ...evet... ...o... ...Kuran-ı adıymış şu anda dinlemeye geliyor... ...o... ...seni rahatlatmaya geliyor... O seni huzura koşturmaya geliyor. O sen mutlu ol diye geliyor. Yoksa o sen üzül diye, sıkıl diye, heyecanlan diye, kendinden işte kendine sıkıntıya sok diye gelmez, mümkün değil. Onun doğuşu, onun gelişi, evet, onun gelişi rahmetle gelir o. O feyizle gelir o. Bereketle gelir. Lezzetle gelir o. Lezzetle gelir. Ya bu cüzde de yemin ediyorum bu lezzete kaldım ya. Acayip. O lezzetle gelir o. Evet. Tabi o oradan kalma bende ondan sonra. Sonra düşündüm ki efendi isterim. O gelirse nasıl gelir? Lezzetle gelir. Hata aramaz. Eksik aramaz. Rahmetle gelir. Senin mükemmel okuyuşuna, okumana gelir. Mükemmel okumanı ister. Gerçekten güzel okumanı ister. Rahat okumanı ister. Huzurlu okumanı ister. E o zaman efendi gibi bir zat seni böyle istiyorsa sen böyle olmalısın. Ama birileri şöyle şey, önemli ki <laughs> Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. O ne diyorsa o önemli. O ne diyor? O ne düşünüyor? O nasıl? O bizim için o önemli. Tabii o önemli. Bunun dışındakiler önemli. Değil. Aa işte hocam o nefsinden bakar. Öbürü işte kendi 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 durumundan bakar. Öbürü başka yerden bakar. Herkes bir yerden bakar. O yüzden öyle. O bu Allah dostları efendi gibi zatlar seni rahatlatmak için bakar seni huzura kavuşturmak için bakar. Daha ileri söyleyemiyorum. Anlayan anlar beni. Nasıl bakar onu anlatırım ben size ama <laughs> bu kadar söyleyebilirim size. Evet. Ama onun bakışları, onun gerçekten sana karşı teveccühleri seni rahatlatır. Huzur buldurur. Mutluluk buldurur. Tatlılık buldurur. Güzellik buldurur. Samimiyetle söylüyorum şu anda ekranlarda gösteriyor kardeşlerim. Orada bile aynı zevkiye kalıyorum biliyor musunuz ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Rabbim. Evet. Dünyada sevdirdi. Elhamdülillah. Kendi elinle. Evet büyüttü. Ahirette de beraberlesin.